Herkese selam dostlar. Bildiğiniz üzere bizim camiamız fokur fokur kaynıyor. Neden? Çünkü bir yasak daha geldi hepimize hayırlı uğurlu olsun. artık sosyal medyadan veyahut da herhangi bir geleneksel medyadan bir silah, silah üreticisi reklamını yapamıyorsunuz. Böyle bir genelge yayınlandı. Ankara Emniyeti'nin bir bildirisiydi bu. Evet ıslak imzalı bilmem neli. Aynı zamanda bir resmi gazetede yayınlandı ama... Sosyal medyada dönen benim de paylaştığım, Instagram'da paylaştığım gönderi birebir aynısı resmi gazetede ben şahsen bulamadım. Konumuz bir değil. Bugün yargı dağıtacağız arkadaşlar. O yüzden eğer bu videoyu izleyen ve bilinçli bireysel silahlanma karşıtı bir insansanız hemen yukarıdaki X'e basarak videoyu hızlıca terk edin. Çünkü bu video sizlik değil. Daha çok bizim camiamızı ilgilendiren bir şey. Bundan aylar önce çıkan bir yasağımız daha vardı biliyorsunuz. Şarjörlü silahların iki kapasiteden fazla şarjörle beraber satılmayacak dendi. Bayiler basıldı, insanlar ayaklandı. İşte biliyorsunuz bizim sesimiz çok gür ama çok yetersiz çıkar. Yani alışığız biz aslında sadece camianın genel bir hastalığı değil. Sosyal medyada var olan insanların genel hastalığı. Hızlıca yazarız, post ederiz, Instagram'dan hımm falan diye gönderi paylaşırız. Ama fiziksel olarak bir şey tepki koymak göre değildir. Onu da elimizden geldiğince biz yapmaya çalışıyoruz. Yani olabildiğince bilinçlendirmeye çalışırken bu gibi reaksiyonları da göstermek istiyoruz. Çünkü insanlar bu şekilde harekete geçiyor. Nasıl ki ikili şarjör yasağını kaldırdıysak bu yasağın bu gibi reaksiyonlarla bence düzelteceğini düşünüyorum. İzleyenler büyük ihtimalle farkındadır. Bildiğiniz üzere bu yasağı silah üreticilerinden ve satıcılarından çok ciddi bir reaksiyon geldi. Ben bu kadarını beklemiyordum. Şimdi silah üreticilerinin göstermiş olduğu bu reaksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bu haklı ve büyük tepkiden dolayı da Türk silah üreticilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Burada peki biz niye bu kadar bas bas bağırıyoruz? Şimdi izleyenler şunu düşünebilir. O arpan kesildi tabii. Dünyaca sponsorluk aldı. Milyar milyar paralar kaldırdın. Dolayısıyla tabii ki senin sesin çıkacak. Bizim mi sesimiz çıksın? Biz ne çok reaksiyon gösterdik biliyor musunuz? Türkiye'de bildiğiniz üzere hala yapılıyor mu ama ilkokulda yerli malı haftası diye bir şey vardı bizim zamanımızda. Annelerimiz böyle beslenme çantalarını falan. anne kekleri, işte Türk çikolataları, meyve suları böyle götürdük okula. Yerli malı haftasıydı. Öyle bir şey vardı okulda. Şimdiki gençlerde var mıdır yok mudur aşağı yorum olarak yazın. Yani ülkemizde yerli malı diyebileceğimiz neredeyse sektör kalmadı. Bugün daha yolda gelirken öğrendiğim bir şey. Türkiye'de oyun camiasında yani cep telefonunda oynadığımız oyunları falan harcanan para bir yılda 1 milyar dolarmış. Ve bu 1 milyar doların çoğu yurt dışına gitti. Her şeyde olduğu gibi. Yani şu an Canon 80D'li yapıyorum, bunun da parası oraya gitti. Rode mikrofonla çekiyorum, onun da parası geçti. Apple Watch, onun da parası gitti. Leatherman bileklik, onun da parası Amerika'ya gitti. Yani üzerimdeki tişört Türk malı, kendimiz yapıyoruz ama basılan mürekkep bizim değil, onun da parası yurt dışına gitti. Arabalarımız yabancı, teknolojimiz yabancı, tekstilimiz yabancı. Hatta izlediğiniz platform yabancı, izlediğiniz televizyon yabancı, her şey yabancı. Türkiye'de Türk olan ne kaldı biliyor musunuz? Le üreticisi. Ve dünyada 70 ülkeye, 80 ülkeye uluslararası piyasalara mal satarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir camiadan bahsediyoruz. Yani çok öfkeleniyorum ben ya. Türk üreticileri. Herkesin hakkını savunuyoruz. Bazı şeylerde ayrışmak tamam olabilir. Ticarette rekabet de olabilir. Ama şu an konuştuğumuz şey bambaşka. Buradan Zafer Arap Kirli. Kendisi her sabah ee, Sputnik, Sputnik, Sputnik gibi bir Rus medyasında yani Rus menşeli bir medyada her sabah ama haber şeyinin programının adı bence gerçekten çok güzel ee, Seyri Sabah'ta bu sabah. Yani bir Rus medya kuruluşunda gerçekten e, böyle bir Türkçeyle bir haber yapmanız da gerçekten taş <laughs> alkışa layık gerçekten çok muazzırsınız. Bu arkadaş hakkında çok ciddi dertlerim var benim kendisine Twitter'dan defalarca yazdım eğer izliyorsanız lütfen bir canlı yayınınıza beni konuk alın en son 16.01.2019'daki sabah 7'de yayınladığınız Afer Arap Kirli ile Seyri Sabah programınızın konusu silahlanma çılgınlığı sürüyor şimdi bununla ilgili birkaç tane videoyu kısacağım. Çünkü biliyorum zank diye yapıştırırlar telifi videoyu kaldırırlar. Bu gibi insanlar böyle karşılıklı diyalogda birazcık biliyorum ki tedirginlik. Yani çünkü bizim gibi böyle random konuşmak her <laughs> baba yiğidin harcı değil. Ama arkada kan prompterdan bir şeyler okumanız çok kolay. E verdiğiniz bilgilerine ne kadar yanlış ve ne kadar böyle deli saçması olduğunu tartışamayız. Çünkü izleyenler şimdi görecek şu bireysel silahlanma meselesinin Türkiye'nin çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri olduğunu sürekli olarak hatırlatıyorum ve bundan sonra da hatırlatmaya devam edeceğiz. Bireysel silahlanma kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmalıdır. İnsanların silaha bu kadar kolay erişimi kamuda güvenlik görevi olmayan insanların, polisin, askerin güvenlik ve koruma görevi olan insanların dışında hiç kimse ama hiçbir kimse silah ruhsatı alamamalı ve silah taşıyamamalı hatta bulunduramamalı. Ama Türkiye'de bakıyoruz. Milletvekilinin silah taşıma hakkı var. Hakimin silah taşıma hakkı var savcının silah taşıma hakkı var. Avukatın silah taşıma hakkı var. Herhangi bir kimsenin tüccar, iş adamı, efendim işte güvenliğimden endişe duyuyorum diyen herhangi bir kimsenin gidip kolayca silah ruhsatı alma hakkı var. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ülkede hukuk yok, ülkede güvenlik kuvvetleri tarafsız değil. Ülkede can güvenliğini devlet sağlayamıyor. Ne yapalım? Bunun çaresi bireysel silahlanma değil. Bunun çaresi ülkeye bu işleri çözebilecek, bizleri yönetmeye layık yöneticileri seçmek. emekli polis evinde silah. Ne işi var emekli polisin? Silah niye taşır? Polislikten ayrıldıktan sonra silahını teslim edersin. Hani var ya filmlerde rozetini ve silahını bırakırsın gider sivil bir yaşam sürersin. Ne iş yapıyorsan onu yaparsın. Bir de av silahları meselesi var. Av silahları böyle çekiç gibi, kerpeten gibi, pense gibi, herhangi bir alet gibi satın alınabiliyor. gidip hemen orada bir form dolduruyorsunuz. O da bir göstermelik bir işlem. İşte sözüm ona işte devlet biliyor kimin aldığını filan. Herhangi bir ruhsata filan da gerek yok. Ben avlanacağım diyorsun. Ne kadar da av meraklısı milletmişiz. Duyan gören de zanneder ki sürekli av eti yiyoruz. Geyik, karaca, keklik, bıldırcın filan yiyoruz evlerimizde zanneder. Herkes avlanıyor zanneder. Zaten avlanacak yerde kalmadı. Türkiye'de av silahı sayısını gerçekten merak ediyorum. O kadar denetimsiz bir satışı var ki bunun. Ve bunun siyasi amaçla satıldığına, siyasi örgütlenmelerin bu çapta e, örgütlenmelerin olduğuna bir takım eğitimlerde de silahlı grupların eğitiminde de bu yolun yani denetimsiz av silahı satışının da istismar edildiğini gayet iyi herkes biliyor. Kimse kimseden saklamasın. Bu silah meselesinde böyle abuk subuk, aptalca uygulamalar da var. O işin ayrı bir tartışma tarafı. Ama lafın başına geleceğim. Bireysel silahlanmaya son vermediğiniz, bu konuda bir yasal düzenleme yapmadığınız takdirde Ölen her bir insanın kanı sizlerin elindedir. İtham ediyorum burada. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir şey yok. hızlıca sizin Twitter'ınızdan eğer Zafer Beyci'yi izliyorsanız bakın tam şunu yapıyorum. Kaydırıyorum. a burada durduruyorum. Ve şu, şu tweet'i okuyacağım şu an size. Bakalım ne yazmış Zafer Bey. Yani, haddinizi bilmeden hat bildirmeye, yerinizi bilmeden de yer göstermeye, boyunuzu ölçtürmeden boy ölçüsü almaya kalkmadığınız bir gün olsun. Türkiye'de bu gibi insanlar genelde şeyden oluyor böyle. Birazcık daha elit kesim, birazcık daha gelir seviyesi güzel, barışçıl ama bu barışçıl daha çok böyle masallardaki gibi bir barışçıllık. Avcılık karşıtı. Bu insanların reytingini kendine çekmek için bunun gibi içerikler üretiyorsunuz. Ama sizin amacınız bunların önüne geçmek değil. Sizin amacınız Türk halkını nasıl silahsızlandırırız? Yani bunun iki nedeni var. Bir tanesi işte sizin o savunduğunuz ideolojiler, yani yabancı ülkelere bağlı olan ideolojileriniz insanları silahsızlandırmak, eğitimsizleştirmek. İkincisi sizin bu gibi silahsızlandırmanız sonucunda bu ülkeye bir müdahale olduğunda savunduğunuz ülkelerin bu ülkeye silah satması için bu ülkeyi aslında silahsızlandırıyorsunuz. Bunu bu şekilde düşünmemek zaten aptallık olur. Yoksa sana ne a anladın mı yani? Amerika'da bütünün üzerine oturup da başka ülkelerin işte Türkçe konuşan adamlarınla halka bunları empoze etmenizi işte bizim gibi akıllı adamlar bir buradan der sana yani. Kusura bakmayacaksın. Yani aptal da değiliz. Biz buradayız. Bundan sonraki iş sizde. Eğer destek olmak isteyenler varsa, bu kanal hayatta kalsın diyenler varsa Patreon'dan destek yapabilirler. Biz de bunun gibi içerikleri sizlerle paylaşabiliriz. Hadi bakalım. Ne kadar sesiniz çıkıyor? Ne kadar bu işte gönüllüsünüz? Yoksa tweet atmayı, Instagram'dan post atmayı bir şey mi zannediyorsunuz? Onları göreceğiz Demek istediğimiz de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.